Basketboldan aldığını basketbola vermek. İş dünyasında, kariyerinde, yaşamında basketbolun kazandırdıklarını derinden hisseden birçok değerli isim, Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı çatısı altında buluştu. Yıllar boyu kazanılan değerleri BİDEV'le birlikte yeni nesillere aktarmak isteyen camianın önde gelenleri, aynı amaç doğrultusunda tek yumruk oldu. Açılımından da anlaşılacağı gibi Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı, genç basketbolcuların yaşamlarına dokunmak, ihtiyaç sahiplerine kol kanat germek istiyor. Basketbol dünyasının değerli ismi Hasan Arat önderliğinde başlayan akım, önce 180 kişiyi aşan mütevelli heyetini oluşturdu. 26 Aralık 2020'de resmen kurulan BİDEV, ilk olağan genel kurulunu 30 Haziran 2021'de yaptı. Bu süreç içinde büyük bir yapı kuran BİDEV'de duayen isimlerin liderliği camiayı bütünleştirdi. BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat ve Mütevelli Heyeti Başkanı Aydın Örsün saldığı kökler BİDEV'le birlikte can bulmaya başladı. Eskişehir'de bir araya gelen ve arama grupları oluşturan BİDEV üyeleri birçok konu için proje üretmeye başladı bile. Öncelikle sosyal dayanışma için güçlerini birleştiren BİDEV, ödül, müze, akademi, destek projelerinin yanı sıra yurdun dört bir köşesine eğitim gayesini taşımayı hedefliyor. BİDEV'in hedef ve amaçlarına daha yakından tanık olmak, değerli basketbol insanlarının nabzını tutmak için Eskişehir'deydik. Basketboldan aldıklarını basketbola vermeyi gelenek haline getirmek isteyen önemli isimler heyecanlarını dile getirdi. Bu işe tamamen gönüllülük esasına dayanan, bu benim deyimimle bu kutsal görev için arkadaşlarla yola çıktık ve 26 Aralık'ta faaliyete geçti. Burada da işte mütevelli heyet toplantısı yaptık. Arkadaşlar beni de onurlandırdılar, mütevelli heyet başkanı seçmişlerdi. Tabii burada olmaktan, bu BİDEV ailesi içerisinde olmaktan çok mutluyum ben de. Çünkü şöyle, yani çoğu kimse gibi ben de her şeyimi basketbola borçlu olduğumu düşünüyorum. Yani maddi manevi, bugün eğer Aydın Örs olarak insanlardan sevgi saygı görüyorsam bu basketbol sayesinde. Şimdi artık bizim almak değil, bir şeyler vermek, katkı yapmak zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu bir sürü arkadaşım için, kardeşlerim için geçerli. Bu şekilde yola çıktık. Yani amaç, zorda olan insanları, basketbol kurumlarına destek vermek, onlara yardımcı olmak. Bir de sonuçta yeni yetişen basketbolcu kardeşlerimize çeşitli konularda eğitimler vermek. Yani bununla ilgili çalışma grupları oluşturuldu burada. Farklı ve özgün projeler ortaya konacağını düşünüyorum. Yani plan ve program sonucunda iyi bir strateji oluşturabilirsek bence ses getirecek projelerimiz olur diye düşünüyorum. Umutluyum. Burada olmaktan mutluyum. Çok güzel bir yönetim kurulumuz var. Başta Hasan Arat kardeşim olmak üzere. Gerçekten heyecan dolu. Devamlı bir şeyler yapabilmek, üretmek için yanıp tutuşan. Onlarla da ne kadar gurur duysak azdır diye düşünüyorum. Mutluyum, yani burada olmaktan mutluyum. Şimdi dün ilk açılışımızı yaptık genel kuruldan sonra. Genel kurulda beni yönetim kurulu başkanlığına getirdiler. O yüzden mütevelli heyetine teşekkürlerimi sunuyorum. İyi bir yönetim listesi oluşturduk. Çalışkan bir liste. İş dünyasından önemli arkadaşlarımız var. Kadın erkek eşitliğine çok dikkat ettik. Şu anda yönetimin hemen hemen yarıya yakını kadın üyelerimizden oluşuyor.
Aydın abiyi genel kurulumuz mütevelli heyeti başkanı seçti. Bizim camiamızın şu anda en kıymetli, en değerli abilerinden birisi olarak bu görevi kabul etmesi bizim için son derece anlamlıydı. Üstelik de çok yoğun bir Covid dönemi geçirdi. Ve toplantılara ilk defa burada katıldı. O açılışı Aydın abinin yapması bizim için de çok büyük onurdu. Katılım Eskişehir'de oldu ve üyelerimizin yarıdan fazlası bu toplantıya katıldı. Çok katkılar sundu herkes. Herkes konuştu, herkes fikrini söyledi. Bir araya gelmekten son derece memnun oldu. Çok ciddi bir özellikle medikal alanda akademisyen grubumuz var. Çok önemli iş adamları var grubumuzda. Ve burada bulunan herkes bir şekilde basketbola dokunmuş durumda. Yani Orhun Ene'de var, Ergin Ataman'da var, Sinan Güler'de var, Doğuş Balbay'da var, Erol Tabanca'da var. Yani Sinan Güler kurucular arasında yani genç bir ekip oluşturmamız gerekiyordu. Ve biz bu hazırlığı yapıp genel düzeni kurduktan sonra da gençlere nasıl iyi bir şekilde teslim ederiz? Onun planlamasını 8 ay falan süren bir çalışmayla yaptık. Hem hukuki altyapı açısından, hem finansman altyapısı açısından, hem de sürdürülebilirlik açısından. Ve ortaya çok güzel bir tablo çıktı. Kuvvetli bir vakıf senedi oluştu. Bu vakıf senedinde kurucular sermayeyi koydu. Kendi kendine yetebilen, kimseye bağımlı olmayan bir kurum amaçladık. Ve hemen daha ilk günlerimizde Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı ile önemli bir projeye imza attık. Bu imza attığımız projede 8 şehirdeki Türkiye Eğitim Gönülleri çalışma parklarında basketbol gönüllüleri projeleri oluşturduk. Çünkü bizim üyelerimizin arasında çok önemli basketbol antrenörleri var. Aktif olmayanlar da var. Ve bunlar topluma bir şey vermek istiyor. Yani burada Mardin'de de eğitim birimi var. Van'da da var. Bundan sonraki niyetimiz, hepimiz basketboldan çok şey kazandık. Maddi manevi. Bizim Türk toplumunda örnek teşkil edecek, geriye verebilme geleneğini oluşturmamız lazım. Ben ülkemiz için hayırlı bir iş yaptığımıza inanıyorum. Çocuklarımıza iyi bir şekilde hizmet götüreceğimize inanıyorum. Ve kendi aramızdaki sosyal dayanışmayı da mükemmel seviyeye çıkartarak bu dayanışmayı sürdürmek ana amacımız. Bu o kadar kıymetli bir şey ki ben sporun her dalında yöneticilik yaptım. Yani Beşiktaş As Başkanlığı yaptım. Avrupa Olimpiyat Komitesi'nde yöneticiyim, Euroleague'de yönetimdeyim. Dünya Atletizm Federasyonu'nda yönetimdeyim. Hiçbir yere bu kadar heyecanlı gittiğimi hatırlamıyorum. Bütün arkadaşlarımı gördüm. Çok mutlu oldum. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızı, abilerimizi dün andık güzel bir videoyla. Bunun sürekli olması, bu hatırlamanın sürekli olması, bu dayanışmanın sürekli olması çok kıymetli. Bunlar bizim gerçeklerimiz. Gerçekten bu dostluk bizleri bir yere getirdi. 1,5 sene evvel biz aramızda konuşurken, tabii pandemi de vardı, daha çok Zoom'da konuşuyoruz. Hepimiz belli bir yaşa geldik ve basketbola bir şey vermek istiyoruz. Çünkü basketbol bize çok şey verdi. Hem iş hayatımızda verdi, hem basketbolun manevi tarafında verdi. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz diye çok düşündük. Efes bir sene teknik menajerlik yaparken altyapıya da bakıyordum. Altyapıdan hakikaten çok kapasiteli oyuncular, hem fiziksel olarak hem teknik olarak oyuncular yetişiyor Efes Pilsen'de. Fakat maalesef ki belli bir tarafta kalıyorlar. Bunlar niye kalıyor diye bir genç oyuncuyu, A takıma çıkmış çok başarılı bir genç oyuncuyla konuştum. Dedim ki, ya dedim sen bugün basketbol oynamasan ne yapabilirsin hayatta dedim. Abi benden hiçbir şey olmaz dedi. Şimdi bu o kadar beni rahatsız etti ki yani
niye bir şey olmaz? Yani bir hedefin yok mu? İlla basketbolcu olman lazım. Belki bir profesyonel hayata geçip iş adamı olabilirsin. Basketbolun disiplini sana bir şey verebilir, birlikteliği bir şey verebilir. Bunları hiç düşünmüyor. Çünkü bunları düşünecek zamanı olmamış. Bu çocuk eğitilmemiş. Dolayısıyla bunları bir araya getirdiğimiz zaman ya biz bir vakıf kuralım. Bunun içinde dayanışma da olsun. Fakat bunun içinde eğitim de olsun. Bu eğitim yalnızca basketbol teknik olarak eğitme değil. Bu eğitim aynı zamanda iyi insan yetiştirme. Günümüzde bence hepimiz Cumhuriyet ilkeleriyle yetiştik ve öyle okuduk. Ve öyle bir yerlere geldik. Ve bu ortama, bu camiaya öyle bir şeyler verdik. Dolayısıyla bunları da anlatabileceğimiz bir misyonumuz olsun dedik. Ve bu misyonla ortaya çıktık. Basketbolda bir dayanışmanın, basketbolda ihtiyacı olan eski basketbolcu ailelerin, oyuncuların, hakemlerin, bu camianın insanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı öyle bir vakıf kurabilir miyiz, nasıl yaparız falan diye konuştuk. Daha sonra böyle bir şeye karar verdik ve bugün ilk defa yönetim kurulu toplantımız yapılıyor, genel kurulumuz yapılıyor. Çok da güzel bir çalışma oluyor şu anda. İçeride zaten Çalıştay var. Orada da konuyu daha da genişletip yalnız basketbol camiasının değil, Türk sporunun, Anadolu'daki gençliğin, herkesin ihtiyacı olan hangi konuda olursa olsun, sağlık, eğitim, ne bileyim işte spor, her alandaki ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere toplantı yapıyoruz, çalışıyoruz, konuşuyoruz. İnşallah buradan iyi bir sonuç çıkartırız ve bu işte ciddi biçimde sponsorlarımız oluyor. Çünkü basketbola gönül vermiş çok ciddi iş adamlarımız var. Çok iyi bir çevredeyiz. Bu çevreden ciddi gelirler elde edip insanlara yardım etmek amaçlı böyle bir çalışma yapıyoruz. Tabii basketbol misiniz? İçin dayanışma eğitim vakfı bizimki. Yani hem eğitimine, sporcuların da, Anadolu'daki gençlerin de eğitimine, sporuna, ailesine, her türlü sosyal yaşantısına, her şeyine el atmak amacıyla kurulmuş bir dernek. İnşallah başarılı olacağız. Bu vakfın kurulmaya çalışıldığını duyduğumda ki oğullarımdan bir tanesi kurucu mütevellilerinden, ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Çünkü çok bence ulvi ve gerekli bir amaçla çıktı ortaya. Bugün çok uzun yıllardır basketbolun içinde yaşayan arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz var. Bir şekilde basketbolun içinde kalmışız. Ama hayat bizi çok daha zorlu şartlara da getiriyor. Burada dayanışmamıza ve birbirimize basketbol sayesinde hissettiklerimizi ileriye taşımamız lazım. Bu vakfın da en birincil amaçlarından birinin bu olduğunu duymak başından beri beni çok çok mutlu etti ve burada olmaktan da gurur duyuyorum, keyif alıyorum. Valla bana öncelikle bu vakfa katılmam Sayın Hasan Arat'ın daveti sayesinde oldu. Hasan ve arkadaşım Sami Baykal ve benim için çok hakikaten özellikli bir toplantı oldu. Bir kere çok eskiden tanıdığım birçok arkadaşı gördüm. Basketbol oynayıp oynamamanın dışında da o gençliğinizde belli bir dönemi beraber geçirdiğiniz ve ciddi bir kardeşlik yaşadığınız insanlarla bir arada olmak çok önemli, çok heyecan verici. BİDEV'in tabii amaçları zaten kendi anons etti. Fakat biz burada daha detaylı bir çalışmalar yaptık. Bu çalıştayda işte sağlık konusunda, sosyal yardımlaşma, iletişim konuları, sponsorluk konuları ve sporcu eğitimi, akademik eğitim gibi konularda çeşitli gruplar çalıştılar. Önemli olan Türkiye'de sporcu tarif olarak zaten hem ahlaklı, hem doğru yetişmiş, hem kardeşliği, yardımlaşmayı bilen insandır. Dolayısıyla
hazırlayacağı eğitim programlarıyla, sosyal yardım faaliyetleriyle, iletişim faaliyetleriyle bir de buna çok büyük katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Beraberlikleri, o zamanları hatırlamak sadece nostaljik bir hatırlamanın ötesinde beraber mücadele ettiğiniz insanlarla yıkılmaz bir kardeşliğiniz, arkadaşlığınız oluyor. Onu hissetmek çok ciddi bir kişisel tatmin. Ayrıca sporculuk geçmişi olan herkes hayatının diğer safhalarında da, iş hayatında olsun, aile hayatında olsun, oradan öğrendiği, farkında olmadan edindiği bilgilerle daha mücehhez, daha donanımlı bir insan olma şansını elde ediyor. Ben bunu burada bir kez daha farkına vardım. Bir kere tabii benim için çok büyük mutluluk. Öncelikle hem basketbol camiasından olan dostlarım, hem basketbolun çok üstün yetenekli insanların bir arada olduğu bir ortamda olmak benim için gurur ve onur verici bir durum. Üstelik de hem kendi şehrimde hem kendi otelimizde ağırlamak da daha başka bir keyif veriyor bana. O yüzden çok mutluyum eski dostlarımla bir arada olduğum için. Aslında BİDEV'in isminin kısaltılmışının açılımında bütün bu hikayesi ve amacı yatıyor. Basketbol için destek ve eğitim vakfı. Bir kere hem destek olmak istiyoruz basketbol camiasındaki her türlü sıkıntısı olan insanlar ya da gruplar için. İkincisi de basketbolla ilgili olmak isteyen insanların, gençlerin ve çocukların eğitimi için de destek olmak istiyoruz. Ben bunu çok anlamlı görüyorum çünkü kurucularımız arasında hep eski basketbolcular var. Basketbola gönül vermiş olanlar var. Ve aslında camianın önemli bir eksiğini kapatacak diye düşünüyorum. Tamamen önyargısız ve basketbol için yapılabilecek en faydalı, en yararlı şeyleri planlamaya çalışıyoruz. Basketbol sporu bizim hem oynadığımız dönemde hem de basketbolu bıraktıktan sonra hayatımızda çok büyük faydasını gördük. Bir kere dayanışmayı, mağlup olduğumuzda o mağlubiyetin acısını paylaşmayı, kazandığımızda da sevinci paylaşmayı öğreten bir spor. Hayat da aslında bir spor. Dolayısıyla hayatımızın bu döneminde de özellikle basketbol camiasına ve Türk insanımıza elimizden geldiği kadar iyi günü, güzellikleri paylaşmakta, kötü günlere destek olmakta bir arada olalım amacıyla böyle bir oluşumu gerçekleştirdik. Bizim bir başka gurur kaynağımız, ben hep şöyle değerlendiriyorum, hayat insanlara belli bir dönemde verme imkanı sağlıyor. Eğer şansınız yaver gidiyorsa, eğer siz de o verilenleri alabilecek bir aktiflik içindeyseniz. Fakat bir süre sonra da aslında onun bir de verme dönemi var. Ben çok şükrediyorum. Alma döneminde bir edinimler, kazanımlarımız oluştu. Bunları verme döneminde de ilgi alanlarımız olan konularda topluma faydası olması açısından değerlendirelim diye düşündük. Sanat benim çok uzun süredir ilgilendiğim bir konu. Mesleğim mimarlık, mimarlık eğitiminden bu yana başlayan. Dolayısıyla hani bu konudaki hem koleksiyonumu hem birikimimi kamuoyuyla ve topluma paylaşmanın çok doğru olacağını düşündüm. Çünkü kendi içinde kalmış ve kendi içine kapalı kalmış bir sanatın hiç kimseye faydası yok. Bunu da doğduğum memlekette yapmayı çok daha doğru buldum. Çok içimizden geldi. Ve şu anda onunla da çok gurur duyuyorum. Kızım da hem yönetim kurulu başkanlığı yapıyor hem de bütün kreatif kararları veriyor müzede. Öncelikle şehrimize, sonra da Türkiye'mize iyi bir sanat eseri kazandırıldı. Çok fazla ziyaretçisi oluyor. O da bizi çok memnun ediyor. Bugün de basketbolcu dostlarımızla birlikte biz de müzenin şu andaki sergisini gezeceğiz. O da bize ayrı bir gurur veriyor tabii ki. Çok teşekkür ediyorum.